Arkadaşlar herkese merhaba. E, bu videomuzda arkadaşlar GRT coin'i inceleyeceğiz, teknik analizini yapacağız e, ve GRT coin'e teknik analizini yaparak <laughs> yorumlar belirteceğiz sevgili arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce şunu söylemek isterim ki bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat gibi şeyler söylemiyoruz. Tamamen karnızdan da zararınızdan da sevgili arkadaşlar sorumlusunuz. Bunu söylemek isterim. E, i̇kinci olarak sizden özellikle rica ediyorum. E, kanalda maalesef e, insanlar videoları seyrediyor fakat e, abone olmayı unutuyorlar. Bizim için çok önemli olduğunu e, bilmenizi isterim arkadaşlar. Lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmanızı sizden çok rica ediyorum. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. İstediğiniz diğer altcoinlerin e, isimlerini, analizini istediğiniz altcoinleri yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz GRT coin e, bir arkadaşlar yorumlardan aldığımız bir koyun e, kendisinin ismini kendisi ismini yazmamış fakat rjhtbz gibi bir e, kullanıcı adı vardı YouTube'da Efendim Umarım e, sizde de e, isteğinize bir nebze olsun İnşallah şey yapabiliriz yanıt olabiliriz şimdi arkadaşlar grt Görüyorsunuz rank olarak yani e, Popüler coinler sırasında e, Arasında 56. sırada Arkadaşlar bu arada güzel bir pro e, Proje arkadaşlar GRT ve henüz arkadaşlar Hedeflerini tam tamamlamamış Bir proje onu da söyleyeyim yani e, Şöyle söyleyeyim projenin Vizyonuna baktığımız zaman arkadaşlar e, Gidebileceği ayak basabileceği Yerlerin arkadaşlar kusura bakmayın Bir internet kesintisi yaşadık Videoyu kesmek zorunda kaldım e, Şimdi devam ediyorum. Ee, nerede kalmıştık? Arkadaşlar vizyonu itibariyle The Graph projesinin e, yürüyebileceği yerlerin aslında baktığımız zaman e, bir sınırı yok. Arkadaşlar şu an bakın arkasında babalar gibi bir Ethereum görüyoruz. Daha sonra e, AVAX'ı Solana'yı da görüyoruz arkadaşlar. Peki e, GRT yani e, The Graph projesi neyi hedefliyor? Arkadaşlar olay tamamen Web3 projelerini birleştirmek daha doğrusu şöyle söyleyeyim veri soyutlamak arkadaşlar hani e, veri soyutlamaya yönelik anlatabiliyor muyum e, güvenlik açısından şimdi şöyle söyleyeyim e, graf terimini hani e, şekil diye Türkçe e, çevriliyor genelde e, yazılımla uğraşanlar büyük ihtimalle bilirler e, veri soyutlamada arkadaşlar graflar kullanılır buradan hani e, ismi de buradan geliyor direkt graf Türkçe şekilde çevrilen e, veri biliminde e, graf adıyla geçen şeyle alakalı biliniyor yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar proje e, henüz e, Ethereum vesaire gibi e, büyük projelere hizmet ediyor fakat e, bu projenin işte ucunun bucağının e, sözleşme yapılacak yerlerin bir sınırı yok yarın tutar e, Matik Veri soyutlamayla alakalı matikle bir hareket gerçekleştirir. Yani aklınıza gelebilecek bütün coinlere hizmet verebilecek bir proje. Bu açıdan diğer coinlere de sağladığı yararla kendine sağladığı da bir yarar olacak arkadaşlar. Bütün borsalarda listeleniyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Büyük baba borsaların tamamında listeleniyor Satırlarımızı da çok fazla görüyoruz burada. Siz arkadaşlar buraya girip daha detaylı bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın e, GRT'de özellikle söyleme hani üzerinde durmamız gereken yer aslında projenin vizyonu arkadaşlar. Yani e, kimlerle piyasadaki daha hangi e, projelerle hangi devlerle hangi büyüklerle bir anlaşma yapacağının yapabileceğinin bir sınırı yok arkadaşlar yani vizyonu ve hedefleri çalışma e, nasıl diyeyim size çalışma yönü açısından açıkçası e, aç kalacak bir proje değil haberiniz olsun e, geleceği geleceği çok e, açık bir proje GRT'nin. şimdi şimdi şöyle bir günlük grafiğine bakalım arkadaşlar bakın 20 Aralık küsürlerden 18 Aralıklardan 2020'den Bakın yükselişini sağlamış. Bunlar ne zaman? Tabi 2021 başı. E, o yükseliş zamanları arkadaşlar. Çok güzel bir çıkış elde etmiş. Daha sonrasında ufaktan bir e, düşüş zamanları. Daha sonrasında. Şura mı? Kasım mı? Heh, Kasım. E, Kasım'dan sonra e, aklınıza gelebilecek şu an içinde bulunduğumuz kış döneminin arkadaşlar görüntüsü. Şimdi totale baktığımız zaman arkadaşlar çok genel bir yorum yapacağım. Bakın. Şunun bu gördüğünüz alanın ...tamamını bir dalga olarak e, kabul edebiliriz. Ve e, bu birinci dalganın başlangıcını arkadaşlar... ...şu destek noktası bakın 0.33'ler... ...hani 33 cent'ler olduğunu görebiliriz. Uzun vadede e, büyük ATH'lar yaparak arkadaşlar gelmiş... ...fakat şimdi e, bir olumsuz, gördüğümüz bu olumsuz durumu... E, ...bahsedeyim size olumsuz durumdan. Şimdi biz her zaman arkadaşlar... Birinci dalganın birinci dalganın sonunda şimdi uzun vadede dalga dalga gider mesela birinci dalga ikinci bir dalga üçüncü dalga her zaman belli bir zaman dilimindeki hareketler arkadaşlar birbirini tekrar eder fakat yükselen bir coin de, o o dağ arkadaşlar tabi daha büyük olur. Mesela birinci dalganın ayağı burası çizdiğim nokta ATH'ı burası. Yükselecek uzun vade bir e, yükselme projesinde biz şunu bekleriz. Buradaki dalganın sağ ayağı bitimi buralarda olmasını ikinci dalgada da buradan yükselip gitmesini öncekinden büyük bir dağ ve ATH oluşturmasını bekleriz. E, bu da mesela e, sağ ayağını burada bırakıp daha sonra buradan üçüncü dalganın çıkışını sağlar. Bu da bunu geçer arkadaşlar. Tamam mı? en basit mantıkla yükselen bir coin'de aradığımız şey budur. Şimdi fakat şuraları bir sileyim arkadaşlar. Gel gelelim GRT'ye arkadaşlar. Gel gelelim GRT'ye. Şimdi GRT'de dezavantajlı gördüğümüz nokta şurası ki arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz durumda her zaman söylüyorum bu ayın sonunda rally'yi bekliyoruz diye. Şu anda arkadaşlar GRT bakın Birinci dalgadaki birinci dalgadaki sol ayakla dalganın sağ ayağı eşit. Yani ikinci dalganın başlangıç noktaları aşağı yukarı burası. Yani baktığımız zaman bir yol kat edememişiz gibi duruyor uzun vadede. Yani bir daha yükseliş tabii şunun gibi bir şey tabii ki gelecek. Fakat üzerine koyma konusunda sıkıntılar yaşamamız mevzu bahis. Fakat öteki noktaya gelelim. E, bu değil ki bunun üzerine koymayacak. E, bunun üzerine koymayacak demek değil. Şimdi e, GRT'de de şöyle bir durum var arkadaşlar. E, bu arada şuralarda videolar yükleniyor. Vet ve Dentin analizini yaptık. Evin analizini yaptık. coin'in. Onları da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar GRT e, sürekli üzerine koymaya, bakın sürekli üzerine koymaya oldukça yatkın bir proje. Az önce ne dedik arkadaşlar? Birlikte çalışabileceği projelerin, birlikte çalışıp güç alabileceği projelerin e, sayısı yok arkadaşlar. Sayısı şu. Ne kadar çok altcoin varsa o kadar. Yani e, kripto borsası için konuşursak. Yani e, ki ben bu sene içerisinde mutlaka olacaktır. E, GRT'nin belli başlı diğer büyük e, altcoinlerle bir e, ortaklığa gideceğini ve veri soyutlama konusunda projenin hizmet vereceğini, bu haberlerle güzel pamplar geleceğine inanıyorum. Yani eski ATH seviyelerimizi bu sene ben aşacağımızı düşünüyorum. 3-4 dolarlar gelebilir. Fakat e, mesela ayağını az önce söylediğim gibi şurada bıraksaydı hiç değilse e, hem teknik olarak kesinlikle geleceğini söylerdik hem de mesela e, yeni gelecek haberlerle daha da yükseleceğini söylerdik. Yani Burada ayağını eşit bırakması e, bir dezavantaj olsa da GRT projesi üzerine koyacaktır. Uzun vadede e, gözde olabilecek projelerden birisi, uzun vadede önerilebilecek bir proje, <laughs> güvenilir bir proje. Şimdi gelelim kısa vadeye ve e, destek noktalarına vesaire. Arkadaşlar bir destek noktamız aşağı yukarı e, 0.33 dolarlarda. Peki direkt şunu cevaplayalım. Şu an alım için iyi bir fırsat mı? Arkadaşlar şu an e, az önce biraz desteğin altına sarkmıştık fakat üzerinde tekrar e, bir e, mum sağladık. Arkadaşlar şu an alım için iyi bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Tam desteğin üzerindeyiz arkadaşlar. Şu an bakın e, mumumuz şu an tam desteğin üzerinde kalmış durumdayız. Bu yüzden e, bulunduğumuz noktadan bir alım gerçekleştirebiliriz. Bu fiyatlardan şu an yönünün de bakın yukarıya bakıyor olması arkadaşlar e, alım için şu an e, iyi bir alım e, fırsatı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde bunun haricinde arkadaşlar başka ne zaman bir alım yapabiliriz? E, hareketli ortalamalardan konuşmak şu an için e, hareketli ortalamalara güvenemeyiz. Çünkü yönleri Hafiften aşağı doğru bakıyor arkadaşlar. O yüzden bunları destek olarak sağlamasını çok beklemiyorum. Tamam mı? İlerleyen vakitlerde de arkadaşlar 0.51'in üzerindeki mum kapanışlarıyla destek aldığımızı görürsek buranın üzerinden de güzel bir alım fırsatımız olduğunu söyleyebilirim. Haricinde 1.08 dolarların üzerindeki mum kapanışlarıyla da burayı kendimize destek alırsak güzel bir alım fırsatı olduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar. E, Mart'ın sonuna doğru gelecek rally ile beraber arkadaşlar büyük ihtimalle ne olacaktır? Şuradan bir golden cross yakalayacağızdır arkadaşlar. Yakalayacaktırız diyeyim ya da düzgün bir Türkçe ile. E, bu koşullar altında arkadaşlar bakın golden cross geldikten sonra ee, buradan bir MA50 üzerinden bir alım yapılabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani golden cross'u golden cross'u orta vadede yakaladığımız zaman MA50'nin üzerinden yakınından bir alım değerlendirebiliriz. Bakın bunu da söyleyeyim. Ee, fakat bu golden cross hani birkaç gün içerisinde falan gelecek gibi durmuyor eğime baktığımız zaman arkadaşlar. Orta vadede mart ortası, mart sonu gibi olabilir. Onun haricinde özetle şu an alım için bir fırsat olacaktır. E, Ve asıl diğer destek direnç noktalarını da söyledik. GRT e, buraları Martın ortası sonu itibariyle Bitcoin'in de müsaadesiyle bir iki testle e, kırıp buralardan e, geçecektir. Yoluna bakacaktır arkadaşlar. E, onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Sanırım. Her şeyi söyledik arkadaşlar. GRT yükselme eğilimli ve vizyon itibariyle yükselmeye her an yükselmeye açık bir proje arkadaşlar. GRT uzun vade için olumlu gözüküyor diyebiliriz. Bu videoda GRT The Graph projesinden bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olmanızı sizlerden çok Rica ediyorum arkadaşlar, bunu unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Analizini istediğiniz alt koyunları yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.